Nasılsınız, iyi misiniz? Sıcakta alev alev yanıyor musunuz? Yanışlarımız sıcaktan olsun değil mi? Evet. Kalbimiz yanmasın efendim. İhbar hatlarımızı hemen vermek istiyorum. 530 488 51 84. İster arayın ister mesaj atabilirsiniz. Yardım istediğiniz her konuda bizleri arayabilirsiniz. Evet, bugün yine Handan Hanım burada, benim diyor beynim yandı. Ne yapacağız? Biliyorsunuz Handan Hanım buraya kızını kurtarmak için gelmişti. Ama onun öncesinde Musa Bey, gelin bakalım. Musa Bey biliyorsunuz torunlarını görmek istemişti, bize gelmişti. Şimdi herhalde nasılsınız Musa Teşekkür Bey? Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ne güzel, bak çiçeğimi de aldım bugün. İyi misiniz Musa Bey, mutlu musunuz? Teşekkür ederim. Ülkenin en güçlü kadınıyla yan yana olmaktan gurur duyuyorum. Ne kadar güzel bir söz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Nasıl hissediyorsunuz? Mutlu musunuz? Mutluyum ve o günden bu yana rahatça uyuyabiliyoruz yani. Torunlarımızla gezdik, eğlendik, evimizde misafir ettik. Ne istedilerse aldık ve çok mutluyuz. Sağ olun, var olun. Vallahi ne güzel, ne kadar harika. Arkadaşlar kulağım açık kaldı bu arada. Dışarıdan da ses geliyor, onu söyleyeyim. Peki Musa Bey, nasıl, geliniz size iyi davranıyor mu? Şey yapıyor gelinle mu? Gelinle irtibat geçmedik. Sadece torunumu telefonuyla haberleşiyoruz. Dede biz hazırız diyor. Evinin yanına gidip geçiyoruz. Oradan istediğimiz eğlence merkezine size gidip size sıcak vermiş. İyi davranıyorlar mı? Torunlarım iyi, çok şükür. Ya mutlusunuz artık, mutluyuz yani. Torunlarla mutluyuz. Çok mutlu olduk. Siz de mutlu olduk. İnşallah daha da devamında böyle torunların büyüdüğünü, mürvetlerini de görürsünüz inşallah. Ya çok güzel şeyler konuşuyorlar torunlarım. Ne diyorlar? Mesela diyor ki torunum, ben avukat olacağım diyor. Bazı şeyleri hayal edebiliyor yani. Ya. Yani bu çok güzel bir şey yani. Çok mutlu oldum. Bizim de ne güzel bir katkımız olduysa ne kadar mutlu çok bize. Çok teşekkür ederim. Ve madalyaları var okulda. Torunlarımın her ikisini de. Maşallah. Başarılılar, bilgililer. Yani o konuda da çok mutluyuz. Çok iyiler. Ve sizin katkınız tabii ki büyük. Çünkü çok yere başvurduk. Nasıl oynuyor çocuklara bakın. Evet. Yani çok büyük yerlere başvurduk ama imkan sağlayamadık. Bizlermiş kısmet, ne kadar güzel. Evet. Bizim için de çok büyük mutluluk. Bak, hayatta bir insana destek olmaktan, onu mutlu etmekten daha büyük keyif verici ve güzel bir şey olamaz gerçekten. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür mutlu olduk Musa Bey. Olun, İnşallah bundan sonra mutluluğunuz daim olsun. İnşallah. Sağ olun. O zaman farkı diyelim. Teşekkür ediyorum. Bak bak torunlara bak, maşallah. Evet. Vallahi ben de çok keyif aldım. Sizin de mutluluğunuz yüzünüzden okunuyor. O kadar ağlıyordunuz buradayken Musa Bey. Şimdi yüzünüz gülüyor. İnşallah ağlamayacağız bundan sonra. İnşallah tatlısı benim başıma. Bu arada gelinin hanıma da teşekkür ederiz. O da çocukları böyle gösteriyor, gezdirtiyor. Sağ olsun o da. Teşekkür ediyoruz. Vallahi biz de çok mutlu olduk ekibimle birlikte. Tabii ki çok de bu güzel, tek bana ait bir şey değil. Sonra teşekkür ekibimle ederiz. Birlikte. Sağ olun. İnşallah bundan sonra hep mutluluk sizinle teşekkür olsun Musa ederim. Bey. Teşekkürler. Çok güzel bir ekibimiz var. Teşekkür sağ ederiz. Sağ olun. Sizi alabiliriz. Sağ olun. Teşekkür görüşürüz ederim. Musa Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bak ne kadar güzel bir şey. Bak bir dede olarak Musa Bey ne kadar mutlu. Torunlarını görüyor. Onunla bir onlarla ne güzel vakit Esra geçiriyor. Hanım, siz kavuşturmuşsunuz. Darısı benim başıma. İnşallah. Sen kimle kavuşmak istiyorsun? Ben Handan. Elif'le kavuşmak istiyorum. Şimdi Handan Hanım'ı hatırlıyorsunuz. Elif için gelmişti yani, kızı için. Kızım tehlikede. Zorla madde kullanılıyor. Hamile ama zorla tutuluyor olarak. Aynen. Gelmiştin sen. Aynen. Ama sonrasında Elif'le konuştuğumuzda Elif bunların doğru olmadığını, kendi isteğiyle orada olduğunu söyledi, biliyorsun. Ben ona inanmıyorum. Sonra işte, sen benim kardeşime bak dedi, Umut için söyledi. Sonra Umut'a baktığımızda aslında Elif'in babası olan Umut'un da babası olduğunu sen söylüyorsun. İbrahim Bey, Umut benim oğlum değil dedi. Biz de onun peşine düştük aslında. Umut'un babası kim? Sonrasında İbrahim Bey'in birçok iddiaları oldu. Üstelik de bizi en çok şaşırtan iddiası dayıdan olduğunu, Umut'un babasının dayı olduğunu söyledi. Dayı Bey'i de Emre Bey'i de getirdik. Emre Bey, yani şimdi tabii bir insan bir şeyi suçlarsın ya da bir şeyle ilgili bir düşünceni belirtebilirsin. Ama şimdi bu bir dayı. Bir de diyorsun ki dayı ayrıca yeğeninin eşiyle de birlikte oldu ya da istismar etti diyorsun. Birçok konu birbirine karıştı aslında. Şimdi ne düşünüyorsunuz siz tüm bunlar konuşulurken? Esra Hanım, özellikle ben bu suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum. Hı hı. Dün de söylediğim gibi, dün yayında da söylediğim gibi, bu adam bu kadar şeref haysiyetine düşkün bir insansa bizi aynı yatakta ablamla yakaladığı zaman çıkıp gerekeni yapsaydı. Şiddetten bahsetmiyorum burada. En azından dışarı çıkıp birkaç kişiyi toplayıp benim kaynım eşimle bu pisliği yapıyordu. Gelin görün gözünüzle, ben böyle şerefli bir insanım.
ben buna katlanamam deyip çıkıp gitseydim. E tabii ki bir insan yani, hiç tepki vermez mi böyle bir şey ya? Öyle oturup daha sonra tuttu bana iftira attı. Çocuk yani nokta atışı olarak beni söyledi. Çocuk dedi dayından dedi Umut'a. Gencecik bir çocuğun da burada gururuyla oynadı. Şu anda da kendisi DNA testine vermeye yanaşmıyor. Ben buradayım. Hı hı. Madem ortaya böyle bir iftira attıysa çıkıp gelsin delikanlı olsun biraz. Orada iki tane kadının arkasına sığınarak konuşmasın. Buraya gelsin DNA'sını versin. Gerçekler ortaya çıksın. Biz de onu bekliyoruz zaten vermesi için. Yani bize de ekip arkadaşlarımıza demiş ki önce Emre bakalım onun babası bir çıkmasın. Ben ona göre gelirim. Verim. Zaten böyle uzatıyor. Bilmiyorum ablamı artık. Amcamdan almışlar. Evlatlık olarak annemle evet. Babam evlendiğinde 10 sene ben olmamışım. Ablam geldikten sonra ben ablam 5 yaşına geldiğinde ben doğmuşum. Hı hı. Yani biz zaten aynı bir arada büyüdük. Yani öyle üvey öz şey olmadı aramızda kesinlikle. Ablam beni banyo yaptırırdı, okula götürürdü. Kimse beni dövmesin diye küçük çocuktum. Kimse beni dövmesin diye okulun kapısında bekler. Kaç yaş fark var aranızda? 5 yaş. 5 yaş büyüksün evet. Sen. Yani ben bilmiyorum bu. Ben şu anda ailemin yüzüne bakamıyorum. Bütün çevrem, arkadaşlarım, kendi akrabalarım bile yani onlara karşı da mahcup durumdayım. Şu anda bizi 85 milyon insan ne diyorlar sizin için? Yani ben nasıl bir kişiliğe sahip olduğumu biliyorlar. Aha. Yani bu onur kırıcı kelimelerden dolayı onlar da üzgün. Hatta çoğu bağlanmak istiyor. Bağlanamıyorlarmış buraya. Onu da dile getirdiler. Yo, niye bağlanmak isteseler bağlanabilirler. Annem de zaten şeker astım. KOAH hastası. Hastaneden çıkarttım ben annemin yanına bir gün kalamadım. Bu iftiradan dolayı. Annem zaten hastaydı. Daha kötü oluyor bu şeyler. Yani aslında bütün akrabalarınız, arkadaşlarınız tabii ki de herkes buna üzülür. Benim kardeşim de çevrem öyle olduğu için ve böyle bir iftiraya uğradığınızı yani böyle bir iddia olduğu için üzülüyorlar. Bu arada ben şunu sormak istiyorum. Şimdi Umut'un babasının siz olduğu iddia ediliyor ya İbrahim Bey öyle inanıyormuş. Yatakta sizi yakalamış. Umut sen tüm bunlara ne diyorsun? Ya ben bunlara artık bir şey diyemiyorum ki. Yani sırf bu benim söylediğim DNA testi istediğim için nasıl bir yalan uydururum da gelip oraya DNA testini vermem diye hep bir bahane üretiyorlar. Ağza almayacak laflar ediyorlar. Hakaret ediyorlar. Gururumla oynuyorlar. Arkadaşlarıma karşı rezil oldum. İskenderun'a nasıl gittim mi arkadaşlarımın yüzüne bakacağım. Çünkü kimse beni bu şekilde bilmiyordu. Ya böyle değilsin ki sen. Değilsin. Esra Hanım bak ben burada seslenmek böyle istiyorum. Böyle değilsin ne demek? Nasıl yani değilsin? Bu bunun çocuğu değil ki kardeşimden nasıl olabilir çocuk ya? Ben herkes bana düşman oldu. Beni bile yadırı benim alnıma atılan bir leke bu. Yani bu gelip söylemesi gerek. Buradan gel DNA'nı ver git. İşin de varsa gel DNA'nı ver git. Sana seni tutmuyor rehin kimse. Handan geçen gün aklıma şu geldi benim. Hani konuşurlarken sen aslında dayıya Emre'ye de kızgındır. Neden benim çocuğumu aldılar dilendirdiler diyordun. Ya şöyle bir şey var. Yok ben o iftirayı ben atmadım. Ben o yalanı atmadım. Sadece bana göstermiyorlardı. Benim yanıma gelmesini istemiyordu çocuğu. Neden istemiyordunuz Emre? Esra Hanım şimdi şöyle biz bu çocuğu 3 aylıkken aldık büyüttük. Evet. O annem zaman çocuğuna sahip diye. Çıkmadı. Biz annemle soğuk kış günlerinde lokantada çalışır. Bu çocuğa mama bez sütünü alırdı. Neden sahip çıkmadı? Çıkmadı derken eşinden ayrılmasını söyledi annem. Çünkü bu çocuk işkence görüyordu. İşkence görüyordu, bu da ısırıyordu. Eşinin peşine gitti. Annemin sözünü dinlemedi. Ya kucağımda Elif vardı. Annem nefret etti bundan. Annem nefret etti bundan. Madem de sen yani çocuğuna... aslında annem nefret etti derken şunu söylemek istiyorsun sen. Çocuğuna eşi kötü davranıyor. Şiddet uyguluyor. Bebek yani 3 aylık bebek değil mi Umut o zaman? Isırıyor. Ondan sonra şiddet uyguluyor. Bunu da anneanne görüyor. Evet. Kızına söylüyor. Kızı da bırakmıyor ama kocayı. Ama hamile kalmıştı Esra Hanım. O zaman Elif'le Umut'un arasında bir yaş var sadece. Bir yaş. Ama hamile kalsan da sen düşünmedin mi benim kızıma da bunu yapar? Ya ben bilmedim ki yani ne bileyim ben hiç olmuyordum böyle bir şey olacağını. Yani düzelir diyordum yani. Ama baksana kardeşimden yani umuyormuş. Esra Hanım küçük bir çocuğa işkence yapan insan neresi düzelecek ya? Ben size soruyorum. Düzelir diye mi? Bir de ben bebeğe, masuma, bir birlikteliği fazla neresi? Olmadı ki zaten düzelsen bir olacak. 5 sene yani. Bu çocuğun işkence görmesini düzeltebilecek miydi İbrahim Esra Hanım vallahi ben öldüm ya ben buraya Elif için geldim ama neyle karşılaştım? Handan sana bak bir şey söylüyor sen başka bir şey konuşuyorsun diyor ki sen diyor niye 3 aylık bebek hani bu kadar şiddet uyguluyor kocan? Neden bırakmadın o adamı? Annem Elif'le beni kabul etmedi. Elif'le annemle peki, beni kabul etmedi. Niye kabul etmedi annem? Çünkü çok çocuğa bakamayız dedi yani. Çok çocuğa Elif bakamayız vardı. Diye bir şey yok.
Annem senlerinden bunu aldı. Dedi ki bak. Emre benim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bağırma, bak yerine, yok bak, şöyle bir şey var. Otur, şimdi otur, burada hastalık oluyor. Ben mecburum, yaşadığımı ben biliyorum çünkü. Ne biliyorsun? Otur, ben otur. Yaşadığımı biliyorum. Otur, otur, sen bağırma. Burada beni hedef alacağına, sana iftira atanlara sen şey yap. Ben olanları konuşuyorum bak. Tamam, iftira atanlara sen söyleyeceksin. Ben diyorum ki benim başıma çok iş geldi diyorum. Zaten ama dur sakince anlat, bir konuşun. Neden o dönem ailen istemedi mi Elif'le Handan'ı? İşte bu işkence gördüğünde evet. Annem işte kocanın peşine gitme falan dedi. Sonra bu kocam da kocam dedi bu kadın. Ben kocam hocam demedim, dedin, tamam mı? Peşinden gittin. Demedim. Nerede bak, bizim oturduğumuz komşularımız da şu anda bu canlı yayını izliyorsa bağlanabilirler. Hı hı. Onlar bile buna dedi. Kızım dedi bak, yazık günah. Bu adam çocuğuna bu hareketleri, işkenceleri yapıyor. Bırak bu adamı dediler. Bu gitti peşine. Namusum dedi. Kocam kaç dedi. Kaç sefer geldi dedi. İbo beni annemden istedi? Nasıl? Kaç sefer ben küs olarak tamam, geldim, sürekli ayrıldım. Zaten gidip gelir, üstümüze atıyordu seni sürekli. Annem de istemiyordu. Sana diyordu ki annem, temelli bitir sen gel. Sen Handan, bu kadar oğluna işkence gösteren bir adam varken yine de kocam da kocam mı diyordun? Hayır Elif'le ben sokakta kalmıştım, mecburdum. Elif yok o zaman. Elif kucağımdaydı. Hamileydim dedin ya Elif. Hamileydin Elif'e. Bu 3 aylıkken Elif neredeydi? Elif'le bunun söyleyeyim. Arasında 1 yaş var. Tamam 1 yaş işte. Bu 3 aylık bebekken nerede? Elif neredeydi diyor. Karnımdaydı. Onu söyle. Tamam işte. Neden bırakmadın adamı, bu kadar işkence, ısırıyor çocuğu? Ya ama bu kadar bilmiyordum ki yaptığını. Annem söylüyordu ama ben inanmıyordum yani. Görmüyor muydun çocuk ısırık içinde, morluk içinde? Ya düşüyordu diyordu Esra Hanım. 3 aylık bebek. He düşüyordu diyor yani. 3 aylık bebek nereden düşer? Kanepeden düştü. Kemerle vuruyormuş. Kemerle vuruyor bebeği. Yani. 3 aylık bebeği. Aynen. Kemerle mi vuruyormuş? Hocam annem bu adamın görmüş. Yapmadığı işkence kalmadı ki bu çocuğa. Bu ne çocuk yaptı şu Emre anda... sen söylesene. Ya bu çocuk biz sürekli biz bir karşı komşuya giderdik annemle, ben küçüktüm o zaman. Bu çocuğun sesi geldi oradan. Bunun kocası evdeydi. Bebek yani bebek, daha. Bebek evet. Bu beşikteydi daha. Bunun bir sesi geldi, mahalle inledi bunun çığlığından. Biz koşa koşa geldik, hatta o ev sahibimiz de şey, komşumuz da yaşıyorsa şu anda canlı yayına da bağlanabilir. Bir geldik, çocuğun burası hocam komple ısırılmış mosmor. Isırılmış. Allah. Aynen. Diş izleri besbelli. Neyse biz bu çocuğu, çocuk durmuyor. Annem bağırdı çağırdı, affedersiniz bunun babasına ağzı alamayacak kelimeler söyledi, küçük bebekten ne istiyorum. Kalktı dedi, sizleri bana iftira atıyorsunuz, ben küçük çocuğuma nasıl dedi işkence yaparım. Çocuk dedi 3 aylık bebek. Burnunu şeye çarpmış. Beşiğin demirine çarpmış. 3 aylık yerinde yatan bebek. 3 aylık bebek beşiğin demirine çarpmış. Ondan sonra dedi ki belki de dedi alerjidir dedi. Biz annemle tuttuk bu çocuğu, sağlık ocağına götürdük. Doktor annem dedi ki hocam dedi bu alerji midir nedir? Doktor anneme güldü. Abla dedi sen 40-45 yaşında bir insansın dedi. Bunu dedi nasıl alerjiye bağlayabiliriz? Diş izleri görmüyor musun? Isırılmış bir çocuk dedi. Isırılmış doktor, diyor. Doktor evet. Ondan sonra annem geldi. Buna dedi ki ya bu adamla bu işi bitireceksin. Bu çocuğu gözümün önünde dedi bu işkencelere ben dayanamıyorum. Ya da dedi çık git, sen de git kocanla dedi. Bunların ikisini kovdu. Biz de bu çocuğu aldık. Bu ne dedi aldık. Cevap ne verdi anda? Bu tam hatırlamıyorum. Ben de küçüktüm ama yani kocasının peşinden gittiğini hatırlıyorum. Bıraktı çocuğu. Bıraktı evet. Anlamadım çocuğu yaptın ya. Sokakta kaldım demiştin. Ben sokakta kaldım zaten. Handan. O da kabul etmedi. Bak, sokakta Handan, da kaldım. Handan, senin dediğin uymuyor. Neden ya. O gün bak sağlık ocağına gitmişler, ısırıldığını söylemiş. Neden o gün çocuğunla annende kalmadın? Ya zaten ben ayrıydım ben ondan. Ayrı annem değil. Girdi. Ayrıydım. Ben çok ayrı, ayrı kaldım. Gelip, sen hatırlamıyorsun. Ayrı adam gelip çocuğunu mu ısıracak? Bizim ya, eve girip çocuğunu mu ısıracak? Annem bağlansın o zaman. Ben çünkü ben bu Esra adamı bu kaç sefer... bu her söylediği yalan beni sinirlendirme. Nereden ayrıydın sen ya? O zaman sen benimle birlikte mi oldun ki? Bunlar da mı şey o zaman? Ya bir bırak ya. Ya bak ne yolda yürüyorum ya. Yolda yürüdüğün yerden ben... kimse kimseye tecavüz etmez. Sen diyorsun ki ben yolda yürüyorum, tecavüze uğradım. He doğru bu. Yolda doğru yürüyorum. Bu. Bana sahip çıkmadılar. Sokakta. Evliyim de bekarım dediler. Tabii ki de kadın yaptılar. Şeyde her yolda yürürken seni... Ya öyle değil Esra Hanım. Evli adamlarla, evli adamlar diyor ki ne, biz bekarız diyorlar. Benim zarfımdan davran, evleneceğiz diyorlar. Şöyle kandırıyorlar. 3-4 sefer evlilik yaptım ben. Ben doğruyu söylüyorum. Ben niye yaşayan bilir ya? Tamam ben mağdur olduysam yani kötü bir anne miyim ben ya? Yani ben sahip çıkılmadıysam ben... Yani başıma bunlar geldi diye. Ya zaten aslanım bu İbrahim. Sen tamamsınız. Karanlayabilirsin. Ya bir dakika bak laf anlatayım ben burada. İbrahim'in peşinde gittiği zaman zaten sürekli bunu da yani mağdur ediyordu İbrahim. Ne yapıyordu yani? Ya sürekli şiddet uyguluyordu. Bunu daima küçük düşürüyordu. Çocuk yok yemek yap lan kalk böyle yani affedersiniz hayvan muamelesi yapıyordu buna. Yani bir eş olarak değil de hayvan olarak görüyordu bunu.
Annem de bunlara dayanamıyordu. Çık gel kızım diyordu. Bak şiddet niye görüyorum. Niye uzak durmadın andan o adamdan ya? Ya bana sahip çıkan yoktu Esra Hanım. Yok anne senin yanına almak istemiş. Ama bebek vardı diyor bırak diyor Elif'e bırak bir anne. Zaten almışlar bir de. O değil Umut'u alıyorlar. Bir şey söyleyecek söyle bir. Bir şey söyleyeceğim sana. 3 aylık çocuğuna senin babası şiddet uyguluyor. Sen bırakıyorsun bu çocuğu başkasına giriyorsun. Yani o adamın peşine gidiyorsun onu bırakıyorsun ondan ona. Ya senin çocukların hiçbir kıymeti yok ya Allah aşkına. Ben nedir sendeki güvene, bu erkek düşkünlüğü? Güvene alınsın nedir diye sendeki zaten. Bu erkek düşkünlüğü lütfen ya. Ne erkek düşkünlüğü? Kaç tane koca değiştirmişsin bak Umut'a sahip çıkmamışsın ya. Versin, tamam ne güzel mı? Bir çocuk. Esra niye kınayayım ben seni ya? Yaptığını söylüyoruz. Versin. Kınamıyor sadece. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yaşayan bilir. Yaşamayan hiçbir şey bilmez. Yaşamayan şurada her şeyi konuşabilir. Tamam mı? Ben Allah yaşadım. Allah aşkına çocuğunu bırakıp göz göre göre bırakmışsın gitmişsin. Bunu yaşayan bilir misin ya? Beni suçluyor. Sen beni suçlamaya gelmişsin. Sen iftiraları kendini temizle vereceğine burada beni suçluyorsun. Sahipsiz bir insan tamam bu yola düşüyorsun. O zaman değil mi? Neredeydin? Esra Hanım tamam, benim babam bu. 12 sene cezaevinde yattı. Bağırmadan lütfen bağırmadan. Kayın babam bağırma. Tecavüz ettiği zaman benim neredeydin? Babam, ben sizi aradım. Annem dedi bir daha beni arama dedi. Ben dedi ya Elif'e bırakacaksın dedi ya geleceksin dedi. Niye onu söylemiyorsun? Ne yapalım senin çocuklarını mı alak? Adam ya, istemiyor. Bir dakika babasına ver diyor. Zaten bağırmana gerek yok. Esra kendini anlat bağırmadan. Zaten bu çocuk benden değil dedi diye biz aldık. Elif'i niye alalım? Elif'i niye alalım? İşte Elif'i ben insan ciğerinden ayrılır mı Elif'ten ya? Yani babam, şunu mu söylediniz siz? Elif'i bırak da mı? Elif'i bırak gel dedik. Anne. Yani Elif'i çünkü, nasıl bırakayım ben Elif'i? Elif... Bağırmadan andan lütfen bağırma. Çünkü benim babam 12 sene cezaevinde yattı. Silah kaçırmadan yattı. Biz de yani sardalımız yoktu. Bir annem çalışıyordu. Ben de zaten çocuğum. O, hatta bizim annemin lokantasında yan tarafında dükkanlar falan vardı. Umut'tan dolayı anneme şöyle derlerdi. İşte bu çocuğun babası öldü mü de sen çalışıyorsun akşamadır ablayı sana da yazdık. Niye elin çocuğuna bakıyorsun? Hı hı. Annem de derdi ki babası böyle böyle yapıyor. Nasıl bırakayım göz göre göre yani çocuğu ölüme mi terk edeyim dedi. Ben çocuğumu şimdi bırakamam. Zaten annem hasta ben bir insan. Ben çocuğumu bırakamam. Ben Elif'e bırak dediler. Ben Elif'i nasıl bırakayım? Hamileyken doğru, peki nasıl bırakacağım? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Doğum yaptıktan Elif, sonra. Öz kızı ben yani zaten orta arattayım. Beni bırakıp gidiyor ama Elif'i bırakıp gidemiyor. Bak, hayır alakası yok. Bu lafımda yanlış varsa bana herkes söyleyebilir. Yani beni bırakıp gidip gidebiliyor. Ya senin dayın gibi bana Elif'i... vermiyordu. Tamam sen yürü zaten. Ben senden boşan nefret etmiyorum. Niye versin bir de benim... ısırıyor çocuğu adam işkence yapıyor. Ben 6 ay boyunca seni emzirdim. Bak ben 6 ay boyunca seni emzirdim. Ben sana bakmadım mı? Ben seni sütümle büyüttüm. 6 ay emzirmedim mi ben seni? Şimdi Esra Hanım ben işin aslına geleyim. Emzirerek annelik olmuyor. Bu Gülbahar Hanım da dün bayağı bir ağır iftirada bulundu. Ben eğer öyle bir kelime yapmışsam, öyle bir hareket yapmışsam, bunun eşi bağlansın stüdyonuza, konuşabilir. Ha sen ona gidip... o konuya daha gelmedik, ona da geleceğiz. Bir Vesile Hanım söylesen. Vesile Hanım ben Handan Hanım'a söyleyeceğim. Diyorsun ya kimse sahip çıkmadı, hiç kusura bakma. Devletimiz, sen edebini, ahlakını takınırsan devletimiz gayet de güzel sahip çıkıyor. Devlet sahip çıkıyor, bir ona bir şey demem. Bir saniye, Esra bağırmadan konuşun. Önce sen kendine sahip çıkarsan sana herkes sahip çıkar. Bana anlatma. Bak benim 3 tane yetim çocuğum var. Bana bu işleri anlatma. Biliyorum. Bu biliyorum. Konuda... Devlet ne dedi? Dedi seni kadın sığınma evine dedi. Dur bir saniye yaşadığımı anlatıyorum ben. Tamam da ben yaşadığımı anlatıyorum tamam mı burada? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Çeken bilir. Eğer sen bana bağırınca anlamıyor insan. Ama bağırmadan sakin konuş cevap ver. Erkekleri çeken bilir Esra tamam cevap ver. Bağırmadan cevap ver. Tamam. Benim gözümde önce bir kadın kendine sahip çıkacak. Ben hiç kendime sahip çıktım. Çıkmamışsın. Çıktım. Çıkmamışsın. Çıktım. Çıktım. Ya çünkü sen... devlet dedi ki ne? Dur anlatayım orayı da. Devlet dedi ki ne? Çocukları dedi yuvaya dedi. Seni de kadın sığınma evine. Ben dedim çocuklarımı nasıl alacağım? 3 ay süresi kadın sığınma evinin. Biliyor musunuz? Ben de çocuklarımdan ayrı Hatta kalmak daha istemedim. Daha oraya gelmeden önce daha bebek Umut. Yani daha öncedeyiz biz şu an. Tamam öncedeyiz de ben diyorum ki zaten annemden istedim annem vermedi niye bunu söylüyorsun iftira atılmış sen onun peşine takılacağına benle uğraşıyorsun. Niye versin adam ısırıyor işkence çektiriyor niye versin torununu? İşte vermiyor ama Elif'i de ben bırakamam. Esra ama daha mı? Elif doğmamış hamileyken almaz mıydı? Yok doğduktan sonra. Zaten annem sonra... bunu kaç kere çağırdı Elif'i bırak gel dedi kendisi gelmedi. Elif şimdi değil de Elif'i istedim. Hamileyken diyorum. İşte Elif hamileyken zaten annem bunların ikisini kovdu. Çocuğa işkence yapmıyordu. Yanındaydım. Annem dedi ki... Yanındaydım çapaya gidiyordum. Tarlaya gidiyordum çapa yapıyordum. Bir saniye laf anlatıyorum bak. Annem buna dedi ki daha Elif hamileydi bu. Kızım dedi otur
Bırak bu adamı dedi. Ya bırak dedi hamileyken. Bırak, bırak dedi. Bu adam çocuğuna işkence yapıyor dedi. Bırakmadın mı? Sen çapaya bırakmadın mı? Çapaya gitmedin mi? Çalışmadın mı çocuğa? Niye sen böyle inkar ediyorsunuz ya? İnkar ediyorum diyor. Bak, ya var ya her şeyi inkar ediyorsunuz. Ben ya herkes seni de biliyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben buraya kızım için geldim. Ama Elif'i kurtaramadım. Bir ona mı yanayım? Tamam mı? Benim düzenim ne? Çocuklarım çok şükür altısı yanımda. Sağlıklı, düzenli peki, bir şekilde. Peki Elif'i sen kendi ellerinle verdiğin yere nasıl iftira atıyorsun? Ne? Elif'i kendi ellerinle vermişsin sen. Ben Elif'i kendi ellerimle vermedim, tamam mı? Sen Elif'i kayırma bana. Elif'i kayırmıyorum. Elif'i kayırma. Ben Elif'i şu kadar sevmem. Elif benim yanımdayken abla o TikTok'ları şey yapmanızı istiyorum lütfen. TikTok şimdi, benim yanımdayken. O kadar konulardan konulara atlıyorsun ki şimdi baştan şunu konuşuyoruz. Ama sen şunu da söyleyeyim. Bak, bu çocuk Elif neyse Umut da o değil mi? Bir farkı var mı senin için? Var. Ya farkı yok. Annem gil vermiyordu bunu. Ya anne gil bırak. Diye vermiyordu. İlk torunum diye değil. İşkence ya, görüyor diye vermiyor. İşkence görüyor ısırıyor diyor. Benden değil dediği için vermiyordu annem. Vermiyordu. Göstermiyordunuz. Kaç sefer ben senin hakkında şikayet göstermiyorduk. ettim. Niye göstermiyorduk? Çünkü sen o adamın peşinden gittin. Yok ayrıydım. Ayrıydım. Tamam işte önce gittin ama çocuğunu attın üstümüze. Önce gittin annem de sana garez etti. Bir daha dedi buralara adımını atmasın o kız dedi. Şimdi bak ben anneanne olsam şunu düşünürdüm. Yani ben de torunumu kurtarma peşine giderdim. Çünkü yani burada çok büyük bir acımasızlık var. Nedir? Alıyor bebeği ısır. Yani şimdi artık bunun üst bir boyut. 3 aylık bebeğin burnunu ağzını ısırmak ne demek? Yani psikopat bir adam var. Yani bak, yarın öbür gün öldürecek çocuğu. Şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Elif o sefer bağlandığında ne dedi? Dedi dedi benim dedi babaannesine verdim. Hani bir ara Elif'i verdim. Kendileri söyledi. Onların yanına gittim. Dayanamadım artık. Yani gerçek gözlerim şişti. Dayanamadım. Anneyim ben sonuçta. Dayanamadım artık kızımın peşine gittim ben. Ne olursa olsun dedim ben çocuklarımdan vazgeçemem. O Elif Hanım da getiriyor çocuğu geri üstüne atıyor abla. Hı. Diyor ki ne buna? Ben diyor bir ekmek alıyordum Elif'i getirdim. Berfini getirdim iki ekmek almaya başladım. Yarım kilo yoğurt, bir kilo yoğurt alıyordum. Bu geldi iki kilo yoğurt almaya başladım diyor. Küçücük çocukların yediğini içtiğini saymış buna. Çocuklar üstüne ya atarak. Şimdi tabii onlara berfine merfine gelene kadar ilk çocuktaki problemi konuşuyoruz. Daha onlara gelmedik. Değil mi? Ya ona gelmedik de Esra Hanım ben bak ben gerçekten Umut'u yani bana verme. Umut bana kinli bakma oğlum. Tamam mı? Ben yani o gelecek o DNA'yı verecek sen de tertemiz çıkacaksın burada ben de tertemiz çıkacağım. Vallahi sana bir şey söyleyeyim. Bu atılan bir iftira var. Üstümle bir şey. Vallahi çünkü burada mağdur olan biri varsa o da benim. En fazla benim. Şu anda iki taraftan zaten ben iftira yedim. Zaten şu an yedim. Siz dediniz bak. Ya. Şu an dediniz ya devlet şu an zaten bana bakıyor. Devletin maaşıyla geçiniyorum. 6 tane çocuk var değil mi? İki çocuğuma veriyor şu an. Devlet maaş veriyor bana. İki çocuğuma baktığım için. Çocuklarıma yetiştiremediğim yerde de gidiyorum çorap alıyorum çorap satıyorum. Yani bu kötü bir şey değil yani. Olduğunu söylemedim zaten. He, yaşayan bilir. Yaşayan ben de tecavüz ama uğradım. Ama gerçekten çok yani fazla koca yapmışsın. Hiç değil. Ben ta eskiye söylüyorum size. Uğradım diyorum. Bak tecavüze uğradım. Ama benim çocuklarım ufaktı da uğradım. Hiç şikayet etmemişsin. Hı-hı. Hiç takip etmemişsin. Ya ben ne yapayım? Mesela herkesin bir ama, yol gösteriyorum. Bana ama, da bir yol göster. Ama devletin gerçekten. Savcısı var. Polisi var. Niye gitmiyorsun ya? Ya adam beni kezzap dökerim diye tehdit etti. Git tehdit senin, ediyor diye şikayet et ayrıca. Adam benim takibimdeydi. Daha fidan var ya. Benim en küçük kızım 3 yaşında. Daha ondan beri beni takip ediyor. Şimdi Handan Hanım senin Umut'la ilgili kardeşine karşı bir şikayetin var. Umut'u kaçırıyorlar, bana göstermiyorlar. O konuya da geldi. Evet. Demin söylediğin o dilendiriyorlar ve il dışına kaçırarak dilendirdiği hakkında. Siz dediniz hakkında. Ya niye ben kayıp ilanı vermiştim ya hani Kars'ta yuvaya devlet çünkü kayıp alıyor. Kayıp ilanı değil bu. Sen Emre'den şikayetçi Kars'ta oluyorsun. Kars'ta benden aldılar yuvaya attılar. Evet, evet. Ha, ben de gittim aldım. Sonra aldı geri bana teslim etti. Aynen. Yok almadım eve peki, geldim. Peki bu kadar kardeşinle ilgili. Almadım iki gün. Handan kardeşinle ilgili şikayetçi oluyorsun da. Oluyor. Neden bu istismar edenlerle ilgili şikayetçi oldum. Olmadın? Oldum. Onlarla da oldum. Nerede onların şikayetleri? Kayıt var Ali mı? Ali Polat'tan bana istemeden. Öyle bir şikayet yok. Var. Bunlar bak senin. 11 ağır cezada var. Şimdi Ali Polat'ta tane tecavüz etti diye ifadelerini çıkarttırdık. Hah. Bir saniye. Halil Polat da dedin ki bana tecavüz ediyor diye sana tecavüz etti değil mi? Ben ayrıydım o zaman. Bana geldi ben istemeden benle birlikte oldu. Tabii Eder Mesra Hanım ya ben şey miyim şimdi, ya? Şimdi Antep'teki iki çocuğa kim bakıyor? Ha? Antep'teki iki çocuğa kim bakıyor? Gelip gidip sahip çıkıyor işte çocuklara. Kim? Halil Polat. Bir dakika o sana istismar yok, etmedi mi? Yok şu anda imam nikahlı olan eşi.
Hayır, Polat işte adamı şikayet etti. Öbürünü de Halil Polat. Seni istismar etti diye şikayet etmedin sen mi? Sen İbo'nun babasından bahsetmiyor musun, Halil Polat değil mi o? Yok yok, ondan bahsetmiyor. Bu tabii. Hani konuştuğu yok mu şu en son gibi? Fidan'ın Midan'ın tamam. Babası. Allah'ım ben yarabbim. Onu şikayet etmiş. Onu da şikayet etmiş. Sen ona bakarsan sen diyorsun ki en küçüğü diyorsun, Metin'den diyorsun. Halil de ne diyor? Diyor ki ne benim çocuğum diyor. Niye yalan söylüyorsun? Handan. Anne şimdi bu konuyu değiştirme. Bir dakika. Sen hem şikayetçi oluyorsun adamdan istismar etti diye, hem çocuklara şimdi o bakıyor. Nasıl oluyor bu? He. Bakıyor yani. Yalana gerek yok ki şu an yani öyle, o da bağlansın isterse. Ben istismarcıya mı çocuk şimdi bırakıyorsun? Şimdi 3 tane çocuğu, ya ben istemeden benimle birlikte olduğu için ben ettim. Bana yani tecavüz değil yani, ben istemeden hani isteği dışında. O da tecavüz. O yani isteği de ben istemedim, o da ben isteyince ben mecburum şikayet etmeye. İstemeden ama adamın öyle şey yok. İstemiyorsan ve karşındaki sana zorla yapıyorsa onun adı tecavüz. Aynen başım, ben sana düzgünce anlatmıyorsa sen git gittikçe kendini batırıyorsun. Bir saniye dur. Bir saniye. Söyle. Şimdi bu adam iki evli olduğu için yetişemiyor. Bu Halil Polat. He, evet. Adam bir de çalışıyor gündüz. Sabah akşam çalışıyor fabrikada. Bunun yanına da gelmeyince diyor, Handan bugün gelemem diyor. İşten geldim. Bunun da evi çok uzak. Adam da akşam vakti çıkıyor evden. Yürüyerek gelmek zorunda kalıyor. Adam da gelemeyince bu ya gidiyor yalandan. Ya oğlum demiyorsun. Nereden nereye atıyorsun ya? Bir dakika, yalandan sonra gelmediği için ona kadez ederek gidiyor, işte bana tecavüz etti. Hayır, yanına gelmediği için mi? He, hayır. Batırma kendini. Bak hayır. Kendini batırıyorsun. Bak ben sana. Ben kendimi batırmıyorum. Yani tamam, kendini haklı çıkartacağın yere kendini batırıyorsun. Ben kendimi batırmıyorum, tamam mı? Başıma iş de geldi. Ben sokakta da kaldım. Ama ben ne biliyor musun? Ayakta durdum. Beni kimse yıkamaz, tamam mı? Bak, kimsenin iftirasıyla ben yıkılmam. Bir dakika Handan. Bir otur. Bak oturamıyorum. Oğlum diyor ki, aslında diyor adam bir şey yapmadı. Ama adam istediği zaman evli olduğu için. Adam her zaman gelemiyordu yanına. Aynen, çünkü gelemediği için de ona kızdı, hani tecavüz etti. Yok, şikayetçi oldu yok diyorsun. Yok, o Esra bak, Hanım o günü o, ben bak, biliyorum çünkü. Ben onu çünkü harbiden severim. O en sonki evlendiği adam çok iyi adam. Halil Polat'ı aynen seviyorsun. Aynen. Ayrıldım ama. Çok efendim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ayrıldım ama Esra Hanım şöyle bir şey var. Üç tane çocuğunun sütünü de alır. Mesela 3 tane çocuğu var ya, bu kadar iyi adamı sütünü alır, bezini alır ama bir arada değiliz ama. Sütünü alır, bezini alır. O adam başkasıyla mı evli? He, evli adam. Bak. Ben de senden bahsediyor zannettim. Tecavüz. Bir de kayınbaba da sana tecavüz etti. Onun da adı Halil Polat mıydı o da? O da Halil Polat. Benzerliğinden bak, estağfurullah. Annem İskenderun'daydı. Bir dakika Handan, bir kafam karıştı, bir durun ya. Handan seni kaç kişi tecavüz etti sana? Bana mı? Evet. 8? Yani yok Esra Hanım, 2 kişi. Sadece istemediğim biri kişi. Kayınpederi. He. Biri kayınpederin, diğeri o da istemeden benle birlikte olduğu için ben de onu söylemek mecburiyetinde kaldım yani. İbrahim benden de uzaklaşsın İbrahim diye artık. İbrahim de seni istismar etmişti. He, o da var işte. 3 başka? He, başka yok. Biri vardı sokakta. Anne yapan. Bak işte bak, yok. Kayıtlar alını bir izle, ona göre kendini bugün hazırla, tamam mı? Bu kadar yoksa karıştırıyorsun. Ya sen ne? Karıştırıyorsun hele karıştırıyorsun. Ya ben ölmediğime dua ediyorum. Ben kötü yola düşmediğime dua ediyorum. Sen, ben ayakta duruyorsam kendi sayemde duruyorum, ya. Tamam mı? Şimdi git eve bunu izle. Bak benim kızlarım var. Benim kızlarım var, tamam mı? Bu programı izliyorlar orada. 17 yaşındaki kızım seyrediyor. Bak anne diyor, niye sana bu kadar iftira atıyorlar diyor. Esra Hanım. Handan sen... iftirayı sen kendi atıyorsun. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben doğruyu sen söylüyorum. Buraya çıktık. Artık yüzleşmek istiyorum. Handan. DNA'lar olsun. Bak bir saniye. Handan. Sen gerçekten mağdur olan kadınların da hakkını yiyorsun. Tamam mı? Çünkü gerçekten tecavüze uğrayan, çok zor şartlarda olan, uğradım gerçekten ama çok farklı şeyler yaşayan kadınlarla ilgili de sen onların hakkını yiyorsun. Neden? Çünkü sen o istismar etti diye şikayetçi oluyorsun. Ertesi gün onunla birliktelik yaşıyorsun. Ertesi yok birliktelik yaşamadım Esra Hanım. Bir sözünü bitireyim ben. Ertesi gün böyle yapıyorsun. Sonra gülerek anlatıyorsun. Sonra böyle oluyor. Yani bunlar çok önemli suçlamalar ve çok önemli cezaları olan önemli suçlar. Ve gerçekten aynen mağduriyet yaşadığın zaman bunun sonuna kadar arkanda durman zaten lazım. Zaten arkasındayım. Sonrasında sen adama tecavüzcü deyip evini alıp baktırıp sonra ona kızıp tekrar suçlama yapıp böyle bir şey değil bu. Senin gerçekten ha bu adam bu niyetliydi ve bu adam böyle yaptı. Başka yani birine suçlarken bu arada sadece kendimiz için de suçlamayız. Bu adam başkasına da bunu yapabilir. O yüzden cezasını çeksin. Her türlü şey için. O yüzden bir şeylere iyi emin olarak suçlamalarda bulunmamız lazım. Bu da doğru. Yani bu tecavüz istismar suçu
gerçekten çok büyük bir suç. Ama ben hani bir yaşadığımı söylüyorum Esra. Size. Evet. Yaşadığımı söylüyorum. Candan Hanım bak şimdi sen hakikaten kötü örnek oluyorsun. Nasıl kötü örnek? Yani o tecavüz etti, bu tecavüz etti ama hiçbir şey yok. Ne savcılık var? Soruşturması ne şey. Şimdi Esra Hanım bak çok güzel bir şey söyledi. Yani bu bir kamu davası. Hı hı. Yani devletin temeldeki düzeni, aile yapısını korumaya yönelik bu yasalar karşısında bu şikayetlerin yapılmaması çok ciddi bir düzen bozan bir olay. Yani tabii. Hakikaten ağır cezaları da gerektiren bir durum ve çok çok önemli. Bu yüzden aslında bu biraz da şeyden de kaynaklanıyor. Kırsal alanda özellikle herkes birbirini tanıyor, ediyor falan ama kimse duymasın, etmesin. Fakat yıllar sonra bu sefer çıkıyorlar tecavüz etti diye. Ya gidin şikayet edin. Orada polis var, savcı var. Kötü örnek olmayın insanlara ya. Şimdi ben söyleyeyim. Ama. Ben hani yaşadığımı söylüyorum burada. Ben yani böyle buraya gelerek şunu söyleyeyim, bunu söylüyorum değil. Yaşadığımı anlatıyorum ama siz beni yanlış anlıyorsunuz. Hayır. Ben mi anlatamıyorum? Ya yani ben bir şey söyleyeceğim. Seni yanlış anlamak niyetimiz değil. Şimdi sen her istismarcı sonrasında hayatını alıp çocuk yapıyorsun ya ondan. Yok çocuk evini vardı. Evini devam ettiriyorsun vardı. Çocuklarını ona bırakıyorsun. Şimdi birine istismarcı dersen çocuğunu da ona bırakamazsın. Emanet edemezsin. Anladın mı? Biri istismar ediyorsa seni çocuğunu da ona emanet etmemelisin. Şimdi sen Halil Polat'tan beni istismar etti diye şikayet oluyorsun. Şimdi ama 3 çocuğa kim bakıyor? Halil benim yanında. E nasıl oluyor bu diyorsun sen? Halil yanında değil. Sadece gidiyor ekmeklerini alıyor. İşte ihtiyaçlarını gideriyor. Şey yani? Yani gidiyor şimdi kapıda veriyor gidiyor yani. E tamam istismar eden seni istismar aynı eve eden birinin buna böyle emanet edemezsin ki çocuğunu sen. Yok Esra Hanım vallahi ben 40 yıl düşürsem asla o adamlar öyle bir şey beklemem. Yani annem yani karez ederek kendisine gidip bu şekilde ifade veriyordu ki işte benim yanıma gelmiyorsa onunla yanına gitmesin cezaevine girsin. Bu şekilde yani. Hı hı. Şimdi bu arada şu an ismi geçen Halit Bey hattımızda hani istismar edildiğini söyleyen ve çocuklara ekmek getirdiği söylenen. Aynen. Halit Bey. Çocuklarına bakıyor. Hanım merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi Umut Bey, Emre Bey sizinle ilgili çok iyi konuştu ama Handan Hanım bahsederken sizin bir dönem Handan Hanım'ı istismar ettiğinizden konuştuk. Yok şimdi Esra Hanım bak Umut da söyledi. Beni bir gün önce ben Handan Hanım'ın yanındaydım. Evet. Handan Hanım o gün beraberdik. Devlesi gibi ben sabahleyin işe gittim. Aşkımda benim misafirim gelmişti. Hı hı. Ben evime gitmek zorunda kaldım. O da beni aradı dedi ki illa bize geleceksin. Ben dedim ki annem eve misafir gelecek ben gelemem. Aha. Öyle dedim. Annem dedi ki bana yar olmayan ben kimseye yar etmem. Ha, devleti gün ben işe gittim. Bir kayıtsız numara aradı. Emniyetten aramışlar beni. Buyurun dedim. Dedi Halil Polat'la mı görüşürüm? Evet dedi ki hakkınızda bir suç var dedi. Onunla ilgili ifade edin. Şikayet etmiştim. Evet. Ben yani, de o zaman da... Evet. Emniyete gittiğimizde Handan Hanım'ın bize iftira attığını öğrendik. Ben o zaman dedim ki polise, dedim ya komiserim dedim yani o dönemde dedim Handan Hanım zaten benim imam nikahlı işim, insan işine şey etmez, tecavüz etmez. Hı-hı. Artı Handan Hanım benim resmi işimi de araya katmış, ben kendisini alıp arabadan resmi işimin evine götürmüşüm, o kapıyı açmış, o yardımcı olmuş. Burada da diyor ki ben istemeyerek beraber oldu ondan dolayı diyor. Yani verdiği ifadeler bile şu an çelişkili. Yani evet, aslında ya. Siz hiç böyle bir davranışta bulunmadınız. Siz o gün misafiriniz gelip eve gelmediğiniz için iftira mı attı size Handan Hanım? Evet evet yani bir kıskançlık uğruna bize bir iftira attı. Ama zaten... Alo? Evet 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 aynen. Hı hı. Ne diyeceksin yani Handan? Kıskançlıktan dolayı daha önce bana misal o Nisa'da doğum yaptığında bu iki işte imam nikahlı eşimden doktorlar işbirliği yapıp bebeğimi kaçırdı diyen komiser o davaya ona bahsetme o çocuğum yok ortada onu bahsetme işte. Bak damarıma basın o çocuk yok işte ortada. İhsaydı ismi yok işte. Ya tamam da. Tamam bir dakika bu konuyu sonra konuşuruz. O konuda değiliz. Senden duydum bana iftira attı diyor. Ben iftira atmadım. Yani bu benden uzaklaşsın. Zaten geliyordu Esra Hanım birlikte oluyordu. Çekip gidiyordu yani. Yani istemediğim için birlikte oldu. O yüzden ben de gittim. Zaten mahkemeye yani soruldu. Gelip sadece seninle cinsellik yaşayıp gittiği için kızdın mı? Kızmadım.
Yani ben istemeden yani geliyor ve affedersin birlikte oluyor, çıkıyor, gidiyor. Ben de bunu istemedim. Niye söylemiyorsun onları? Ama ben şunu inkar edemem. Bir cevap versin. Böyle diyor. Bak, yalan ha. Yalan konuşma. Yani hesabı herkes Allah'a verecek. Yani orada yalan konuşma. Tamam ben senden yani ben senden Allah senden razı olsun. Sen kendi çocuklarına 3 tane çocuğuna bile bezini alıyorsun, sütünü alıyorsun. Yeri gelir gidip borç ediyorsun. Gene karşılıyorsun. Ben senden davacı değilim zaten. Ama bu hani bir olay var. İşte tecavüz olayı. Tamam, ben onu söylemek mecburiyetindeydim. Şimdi sen orada tecavüz var dedin. Beni suçluyorsun o zaman. Ama ya sen istihbar etti, bana tecavüz etti diyorsun. Ne ya ben istemeden birlikte olmak ne demek? Ama yani ben uzaklaşsın diye. Sonra silah zorunla resmi işimi yanına götürmüşüm, ben, o yardımcı ya olmuş. Ben bittim ya, yemin ederim bittim ya. Halit Bey, size açıkça soracağım. Handan Hanım sizi istemedi, siz zorla birliktelik yaşadınız mı? Yok yok, şimdi Esra Hanım bak emniyetteki ifadesine bak, savcıma vermiş olduğu ifadede diyor ki. Yani ne diyor? Alo. Problem var arkadaşlar. Başka bir şey söylüyor Halit Bey. Halit Bey televizyonu kapatın. Televizyondan dinlemeyin beni. Telefondan dinleyin. Telefonda dinliyorum evet Esra Hanım. Yani öyle bir şey yoktur kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var. Ben istemedim. Şimdi ben senin şimdi ben senle desek ki ayrıyım tamam mı? Ben sen beni istemediğin için ben yani ben istemediğim Allah için sen benimle birlikte olsan yine ben seninle şikayetçi olurum. Doğru değil mi? Hakkım değil mi bu benim? Ama Handan Hanım senin o gün verdiğin ifadede ben seni silah zorundan arabaya bindirip imam nikahı resmi eşimi yanına götürdüğüme onun da sana tecavüz etmemden yardımcı olduğunu ifade etmişim. Aa. Yani evet, karısı yani ifadesinde siz zorla arabayla kaçırıyorsunuz. Evet, ve sizi istismar, sizi yani bazı konuları açma. Açarsan ben de ağzımı açarım. Niye sen böyle yapıyorsun ya? Tamam o dava bitti diyorum sana. Daha sen kalkmışsın. Ne diyorsun ya burada? Bir dakika. Tamam diyorum. Yeter diyorum. O dava bitti diyorum. Handan. Ama sen bir dakika Handan. Susturmaya çalışma. Bir otur. Bir şimdi Handan Hanım. Demek ki bir dur. Halit. Bakın. Bir Halit Bey'in söylediğini bir açıklayayım bir telefon diye belki herkes duymadı. Diyor ki Handan ifadesi de şöyle demiş. Halit Bey beni alıyor arabasına bindiriyor. Ha, öyle verdi. Sonra evli olduğu eşinin evine götürüyor. Hı. Bana tecavüz ediyor. Tecavüz ederken de eşi yardımcı oluyor. Hı. Şikayet bu. Hı. Böyle doğru mu bu? Ha, öyle ifade verdim. Doğru. Neden? Doğru. Öyle ifade verdim ayrı. Hayır bir dakika doğru mu öyle bu? Bir doğru saniye hocam. Ya onları açma diyorum Handan sana. Doğru mu bu? Doğru. Bu doğru. Böyle bir şey yaşadın yaşadığım sen. Ya ben size dedim elim ayağım bağlandı dedim ya. Bir dakika ben bunu sormuyorum. Karısı nasıl sana yardımcı oluyor bu adam sana tecavüz ederken? Ya ben yaşadım Esra Hanım. Ben ne burada yaşadım? Suçlu oldum ya. Gerçekten ben suçlu ya ben oldum suçlamak ya. Değil. Sana açıkça soruyorum. Bir adamın karısı başka bir kadına tecavüz ederken nasıl yardımcı oluyor? Bana ya ona bakarsan ben bunun evine gittim dayak yedim ya. Handan ben başka bir şey konuşuyorum. Nasıl yardımcı oluyor? Bilmiyorum Esra Hanım bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Sen dostu da belki ne bileyim ben. Dostu mu? He. Çünkü karısı bu adamın çok dostu var çünkü. Seni bir yaşadığı insan. Sen bu yaşadığını ifade verdiğin yaşadığını bana bir anlat bakayım. Nasıl ifade verdin yani? İfade ya ettiğin yaşadığını ki anlat. İfadeni değil. Yaşadığın. Sadece ben mahkemede dedi ki ne? Hakim karşısına çıktık. Bu da eşiyle beraber çıkmıştı. O zaman dedi ki ne hakim dedi ben dedim önce dedim benle dedim evlendi dedim. Eşinden ayrılacağım filan dedi dedim. Ben de inandım. Ev tuttu dedim. İşte böyle evi dayadı döşedi dedim. Ondan sonra çocuğumuz oldu dedim. Ben istemeden de geldi benimle birlikte oldu dedim. Ondan peki sonra davayı kapattı. Tamam. Peki seni alıp nasıl götürdü? O ifade nasıl? O ifade biraz karışık o ifade. Nasıl o ifadeden karışık? Yalan mı o? Yok yalan değil ama bahsetmek istemiyorum. Onu neden? Yalan diye mi bahsetmek yok, istemiyorsun? Yok hayır ondan bahsetmek istemiyorum. Niye? Çünkü ben onunla bir davam yok yani. Şu an Halil yani ya çocukla. Sen diyorsun ki şu an kadını benim da, sen kadını da suçluyorsun nasıl davan yok?
Şu an ben yani ona kızlarımı teslim ettim. 17 yaşında, 12 yaşında teslim ettim geldim. Tamam da sen bu kadar sapık, madem geldim. Bu kadar sapık diye yani sapkınlık şikayetçi oluyorsun. Niye kızını teslim ediyorsun ona? Ama yani ben istemeden benle birlikte oldu. Onun öyle bir şey yok. Umut da biliyor onu. İstemeden birlikte oldu. Başka ifadenle götürüyor seni adam. Karısını da yardımıyla sana tecavüz ediyor diyorsun. Doğru mu bu, yalan mı? Ya ben yaşadığımı biliyorum. Ben orada ne ifadem varsa ifademi alın. İfadem doğru mu, yalan mı? Ben yani doğru, öyle bir şey var ama ne ben var, söylemek ne var istemiyorum. İşte onu bana anlat, ne var? Ya ben söylemek istemiyorum Esra Hanım. Ben bak kızlarımı oraya teslim ettim. Niye teslim ediyorsun böyle sapığa? Yok, sapık değil. Bunu yapıyorsa yani beni sadece istiyordu. Ben de ondan uzaklaşmak için, benden uzaklaşsın karısı diye. Karısı olayı nerede? Karısı ne yapıyor? Nasıl yardımcı oldu karısı kocasına? Karısı ne yapıyor? Ne yaptı karısı? Bana onu söyle. Kendisi anlatsın. Kendisi değil, sen anlat. Ne yaptı karısı? Ben anlatmak istemiyorum Esra Hanım. Ya anlat, bu önemli, söyle. Esra Hanım zaten bu konu... adam söyledi, sen de söyle. Karısı ne yaptı? Ya şimdi Halil gerçekten çocuklarına bakan bir ya ben adam onu yani. Karısı ne yaptı? Senin ayağını mı bağladı? Ya Esra Hanım o konuyu açmayak, ne olursunuz. Söyle şimdi ama. Şöyle ben onun konusuna girersem işin içinden çıkamam. Niye ben çıkamayacağım? Çok bu kadar kolay, bak kolay değil tabii ki. Kötü. Ben bak ben buraya Elif için gel. Ben yalancı insan sevmiyorum. Dürüstsen bana söyle bu konuyu. Ben ifadem nasıl söyle işte Esra Hanım. Bu adam seni kaçırdı. Öyle mi? Öyle ifade. Ben kendisine ne diyorum? Kendisi kalktı. Ne Esra Hanım, ortaya bir şey söyleyebilir koydu? Miyim? Bir insan bir güzel gününü unutmaz, bir de kötü gününü unutmaz. Şimdi bu yalan söylemeseydi sanki bugün yaşamış gibi hepsini ya böyle bir olay nasıl sana söylerdi. Ya? Değil mi hocam? O şekilde. Ya yani. Adam nasıl diyeyim Esra Hanım, biliyor musun? Ben de hani evli ya adam, benden uzaklaşsın diye. Tamam yaptım. Bu kadın olayını ben soruyorum. Ben de beni bıraksın diye. Gelip de affedersin gün geliyor, affedersin işini görüyor, çıkıyor, gidiyor. O zaman çocuklarına sahip çıkmıyordu. Bana sahip çıkmıyordu. Sensin anne. Ama diyor yuvaya at bilmem ne çocuklarını. Tamam, benden olan çocuklarını. Şey. Bu ayrı bir şey. Öteki ayrı bir şey. Öyle bir olay başımıza geldi ama ben öyle istemiyorum. Öyle bir olay nasıl bir olay bir şey başınıza geldi? Şimdi? Nasıl bir olay başınıza geldi? Bir dakika Umut. Nasıl bir olay başınıza geldi? Onu bir söyle bana. Ya onunla çok başıma çok olay geldi de ben anlatmak istemiyorum ya. Sen beni niye zorluyorsun, telefonu bağlayıp tamam, beyler asla konuşuyorsun şey ya. Eğer Handan başkasını suçlama, sen o adamı suçlamışsın, anlat o zaman. Ya ona bakarsan ben bütün açıklamam lazım o zaman. Gelmişim geçmişim hepsini anlatmam gerek adam, o zaman. Sana tecavüz ederken karısı yanında mıydı? Ya yok Esra Hanım. Neden? O, onu. Tamam. O başka olay. Ifade o başka verdi. Olay yani. O başka, o başka olay, olay. Başkası mı bu adam mı yine? Ya şimdi beni Mersin'e götürdü tamam bu mı? Bu Halit mi? Ben sonra... okuyacağımda Nisa vardı ya. Niye be böyle yaptın ya? Beni nereye götürdün ya? Nereye götürdün beni ya? Allah beni bildiği gibi etsin inşallah. Sonra seni Mersin'e götürdü. Sonra? Sonra? Kolay bir şey yaşamadım diyorum. Tamam soruyorum. Sonra ne oldu? Mersin'e götürdün. Ne oldu Mersin'de? Elif de söylemişti ya. 3 gün Mersin'e gitmiştik. Sonra ne oldu Mersin'de? Çocuğum kayıp. Ben biliyorum. O da dedi yok dedi. Doktor da yalanladı. Çocuğumu zaten elimden aldılar. Mersin'de ne oldu Handan? Karısı orada mıydı? Yok orada değildi. Karısı... Ondan sonra bir yere Erdemli'ye gidek dedi. Evet. Bu dedi tatile gidiyor. Geleceksin illa dedi, zorla dedi. Tamam. Yoksa dedi sana sahip çıkmam dedi. Ben de mecbur takıldım. Evet. Ondan sonra orada bir Erdemli'ye götürdü beni. Evet. Orada bir tane akrabam dedi, bir tane adamla konuşuyordu. Adamın eli ayağı titriyordu. Başkasıyla konuşuyordu. Evet. Baktım bir şey olacak beni. Sanki şey olacak ki ben de gittim. Otobüsün önüne yola attım kendimi. Yani bana zarar gelecek diye yola attım kendimi, kaçtım. Dedi öyle bir şey yok filan dedi. Ben dedim o adamın evine gitmek istemiyorum. O parkta gördüğün adamın evine gitmek istemiyorum tamam. Dedi. Yani ben gerçekten yaşamak istemiyorum. Herkes beni yadırgamasın burada. Peki karısı nerede burada, karısı? Karısı orada mıydı? Karısı yoktu Esra Hanım. O başka olay, o başka olay. Ben benden uzaklaşsın diye bunu söylemek mecburiyetinde kaldım. Yani karısı kaldım. Bir şey yapmadı bu adamın. Yok. Tamam.
Anladık ama yani. Benden uzaklaşsın diye. Tamam, sen senden uzaklaşsın diye böyle yalan bir şeydi, ifadede bulundun. Yani doğru değil mi? Ben kendimi korumak için yapıyorum. Tamam, bunu açıklasanız. Herkes suçluyor beni. Ama onu... Sen ne suçladın beni senden? Sen iftira atmadın mı? Bak iftiraya uğradın. Bunu temizleyeceğine. Gel oy boy bul. Temizle. Ben mi sana kıyam? Ben mi sana kıyam? Esra Hanım ama... olsun temizle. Hatta... Ama neden o zaman başka kadına iftira atıyorsun adamın karısına? Ya Esra Hanım benden uzaklaşsın diye. Senden uzaklaşsın diye. Ona bakarsan bunun karısı beni sokak ortasında dövdü bile. Evine gidersen evli kadın. Ya ama sen evli adamla birlikte olursan var, kadın. Çocuğum var. Muhammed var. Muhammed ölüm tehlikesi var. Yapmasaydın iyi yapmış. Ben olsam paralardım seni vallaha. Muhammed var. İyi yapmış. Sen hem kocasından çocuk yap. Bir de utanmadan vallahi git. Beni kınayan varsa ya, başına versin. Tamam mı? Beni kınayan varsa başına versin. Bir de karına buraya... iftira atmışsın. Senin bütün ne? Söylediklerin yalan. Benim Muhammed'im ölseydi ne yapacaktın? Yalan benim söylüyorsun. Benim çocuğum var şu an otelde 5 yaşında. Benim oğlum ölseydi ki burada ben çocukların ya, peşindeyim. Ben anlamadım. Muhammed'i var. Ne alakası diğeri var. Vakti. Bu çocuk senin çocuğun değil mi ya? Diğerlerini düşünüyorsun da sen bu Umut'u niye hiç düşünmedin şimdiye kadar? Ben Umut'u düşünüyorum. Düşünmemişsin. Umut için buradayım. Elif için. Elif diyor evlendim gittim. Diğerlerinin ağzından düşürmüyor ama Umut'u şimdi ben hiç onda önemsemiyor. Değilim. Şunu söylemek istiyorum. Neden bu yazık bu kadına iftira atıldı yani? Bu kadına, Elif bağlandı. Yani çok ifaden şükür. De sanki kadın adamı bunu tutmuşsunuz birlikte tecavüz etmişsiniz gibi Vesile Hanım. Ya benden ayrı. Ya Handan ben Hanım, var ya yaşadığımı bilir Mesih Hanım. Şunu bunun lafına değil. Ben kendi yaşadığımı anlatıyorum. Kim beni yadırgasa yadırgasın. Ya yadırgamak olarak düşün. Herkes fikrini söylüyor. Ya söyle. Ben kesinlikle inanmıyorum. Bir de kalkmış evli kadına iftira atıyorsun. Nasıl bir iftira attığını farkında mısın? Hani diyorsun ki öyle yaptı böyle. O kadar maşallah sesin şey gibi çıkıyor. Geçen ödümüzü kopardı mı burada? Bağırıp çağırsaydın kendini kurtarsaydın. Ciğeri yanan bağırır ciğeri, tamam mı? Yanmıyor senin. Ciğeri yanan bağırır. Kim beni kınıyorsa Allah başına versin. İftira atmaz. Tamam mı iftira, Esra Hanım? İftira miftira attığım yok. Tamam. Andere, bir dakika Vesile. Yalancı insan. Halit Bey. Halit Bey attığımızda mı? Buyurun. Şimdi o zaman bir istismar olayı yok. Öyle mi Halit Bey? Aynen de. Ben o olaydan sonra ben Handan'ı bıraktım. Yine beni kendisi bırakmadı. Numara değiştirdim. Yine kurtulamadım. Ya o zaman Handan peki ben kendine tecavüz ettiysem benden 2-3 ay sonra tekrar niye hamile kaldı? Yani ben diyor istismar ettiysem neden evet, benden evet. Tekrar 3 ay sonra hamile kaldı diyor. Evet tekrar. Tayyipsizlikten yine mi başkalarının tarafından pisliğe uğrayayım? Yine mi başka adamla evleneyim? Burada affedersin 3 tane koca saydım farkındaysan. Bir tanesine babam zorla verdi zaten. Tamam Handan tamam, yani sen tamam, sahipsiz kaldın şey diye seni ya, istismar ettim. Sen var ya sen, ben sana ne dedim? Burada dedim ki Allah razı olsun dedim. 3 tane çocuğu var dedim. Arkasında dağ gibi dedim. Ben bunları inkar mı ediyorum? Ya ben hepsi benim çocuğumdur. Ben 8'i de benim çocuğum olarak görmüşüm. Halit Bey yani siz aslında sonrasında bu iftiralar sonrasında diyorsunuz ki ben bırakmak istedim. Handan beni bırakmadı. Hep aradı buldu beni. Nasıl buluyor sizi? Vallahi evi biliyor Esra Hanım. Eve geliyor. Muhammed mi ölsün? Muhammed'i kendine alıştırdı. Bir dakika Handan. Peki eve geliyor. Karınız ne yapıyor o sırada? Ya evet direkt kendisi gelmedi. Yani ilk defa eve baskına geldiğinde eşim kendimle dövüşüktü. Ondan sonra misal oraya geldiği zaman bir dakika baskına geliyor Handan Hanım eşinizle dövüşmeye mi başlıyor? Yok bir defa dövüştü ondan sonra kendisi gelmiyor yani başkasını gönderiyor yerine. Ne diye ben gönderiyor çağırma. Ne diyor size? Çocuklar var ya. Halil Polat çağır gelin işte böyle böyle babam seni çağırıyordu genç çocuklar. Zaten ben öyle bir defa ben dedim bu kimin çocuğu diye falan dedim. Abartım ara sokakta anlamaktı. Ondan sonra bir iki defa böyle olay oldu. Ondan sonra ben anladım ki annem kaplıya adam gönderiyor. Bu şekilde yani. Peki Halit Bey sizin eşiniz biliyor muydu Handan Hanım'la olan ilişkinizi? Ya önce bilmiyordu. Sonradan bir ara duyuldu. Yani o da kendisi eve baskına gitti falan telefon etmiş. Şimdi numarasını... Kim eve baskına Handan Hanım mı gitti? Gitmek evet, mecburiyetinde evet. Kaldım. Bana da hak verin. Muhammed söylesene Muhammed nasıl elinde biberon olmazsa benim elimde bile biberon tutmuyordu niye söylemiyorum bunları
Peki ya, siz tamam başta da. Ben karımı boşayacağım, sana işte ayrılacağım diye vaatlerde mi bulundunuz Handan Hanım'a? Kesinlikle ben buna acıdığım için. Bence o konuyu açma. Bence o konuya girme, tamam? Girme artık. Hani boşanacağım, ayrılacağım dediniz mi? Kandırdınız mı? Girmesin. Vallahi girmesin. Bir dur. Kandırdınız mı bu kadını? Esra Hanım. Tamam, 100 yılıncı parkta hatırlıyor musun? Senin komşun rahmetli oldu. O gelip tanıştırmadı mı? Yardım niyetiyle gelmedin mi? Ne benim ağzımı açtırıyor? Dur da adam cevap vermedi ki. Yardım niyetiyle bizim komşuyla beraber gittik. Evet. O zaman annemle tanıştık, benim numarayı istedi. Böyle birkaç defa görüştük. O dergada dedi ki, beni dedi, ailem dedi, Adıyaman'da 70 yaşında bir adama başlık parası karşılığında verici dedi. Benden evlisin dedi, yani böyle bir sıkıntı olmaz, istersen ayda yılda bir gel dedi. Bak ben kendine acıdığımdan dolayı o zaman ailesine biraz para verdim, arabalarının yardımı. Maksat kendi zorda kalmasın diye. Ben elimden yere... Yani beni kurtarmaya çalıştı orada. Yani ama sana adam dememiş ki ben boşanacağım falan. Onu değil Esra Hanım. Ya Halil, yemin ederim evi konularını açarsam şimdi vallahi yemin ederim vereceğim o. Ne diyor? Anlamadım. Halil, sen neyden bahsediyorsun? Ya bir insanı kim, tamam, kime zorla verir yani? Nereye bak söylüyor yaşıyor? 70 yaşındaki tamam. Adama vereceklerdi beni. Tamam, ondan biz böyle bir anlaşma yaptık. Ya şimdi sen bunu paralara yapma. Ya ben hatırlıyorum o zamanları. Sen kim gidecekti 70 yaşındaki adama verecekti? Daha öyle başından şey mı yaşıyor? Aa, kendisi söylesin. Ya yok ya, bu adam da anladı işte. Halep söylesene. Adam yardım getirdi eve. Çocuklara. Çocuğu adamı gözüne kestirdi. Ondan sonra işte böyle bir yalan uydurdu ki. İşte bu adamı... Adamı gözüne kestirip adama dedi ki beni kurtar. Sen beni nasıl iftiraya aldın? Ben yaşadığımı bilirim. O sokakta kaldığım günleri bilirim. Eğer var ya, anne olarak da sana hakkımı helal etmiyorum. Hakkın, tamam mı? Ya. Beni burada kınıyorsun ama iftiralara gelesin hakkın inşallah. Tamam, iftiralara gelesin. Ben yaşadığımı bilirim. Zaten 70 yaşındaki adamla mı gidip evlenim? Zorla. La sen kim zorla evlendirdin? Başka silah mı ayırdı? Beni zaten kurtarmak için, hani bu bana yardım ediyordu ya, ben o konuşuyordum, bu olayı anlattım. Peki orada adam, yardım etmek ki, için. O adam yazık, adamcağız yardımcı oluyormuş herkese böyle. Eve geldiğinde sen de onu gözüne kestirmişsin. Benim kocam sen olsun. Sen ne derdin o zaman, dayım diyorsun, dayım yandaydın. Neredeydin bak, o zaman? Bak şu şekildeydi abla. Şimdi bu gidip sürekli şikayet ediyordu dayım ben küçükken. Polis de benim yaşım reşit olmadığı için sürekli bunu yanına getiriyordu. Ondan sonra kendisi böyle yapıyordu. Emre işte Umut'un psikolojisi bozuldu burada. Umut'u bıçakladılar. Sürekli bize böyle bu şekilde telefon alıyor. Telefonu yollamaya mı çalışıyordun? Bu sefer de göndermeye çalışıyor. Bak şu şekilde oluyor abla. Annem gece... de hatta bir saniye oğlum. Annem de sürekli bana kızıyordu. Ben ona niye yalan söylüyorsun? Ya yanımızdan çocuğu senin aldırma diyordu. Ya seni yurda verdim de okuman için, yapıp, eğitim çocuğum, görmen için, zenginler tarafından senin her masrafı karşı açmadın mı? Abi şu şekilde anlatayım. Ben gece evde yatıyorum ya. Hemen telefon eline alıyor. Emre çabuk yetiş gel Antep'e. Bu Umut sabahtan beri gelmiyor bu adamla. Başkalarını bir vakti... takılıyordu. Kaçıp anne, kaçıp bir kesme bak. Sevmiyorum böyle kesmemi. Ondan sonra bu adamı çağırıyordu. Bu adam çıkıyordu 1000 kilometre, 1500 kilometre arabayla çıkıp geliyordu. Yani tamam böyle. Senin dayın sen... iyi, ben kötüyüm. Handan, tamam. Handan, senin ben mağduriyetlerin iyi... olduğuna inanıyorum ama sen de çok yanlış şeyler yapmışsın. Ya yanlışlığım ben kendi elimde değil ki. Benim elimde olan bir şey var mı? Var, beni hep... vermesinler diye adam da bana orada sahip çıktı. Seni kimse yalana gerek sen yok. Adam, yani sen hep biri sana sahip çıksın diye beklemişsin. Bekleşe de mesela ben Dilara'yı doğum yaptım. Doğum yaptım Dilara'ya. Aa, bu arada DNA testi için geldiler ekiplerimiz. Numune alacaklar. Ne için? Emre ve Umut'tan. Çünkü İbrahim Polat'ın iddiası, dayısı Emre, Umut'un babası diyeydi. Şey söyleyebilir miyim? Numune alacaklar. Bakalım test sonuçları Esra neler çıkacak? Bir şey söyleyebilir miyim? Ablamın 8 tane çocuğundan alınsın. Benden alınan örnek. Yani önce 8 bir çocuğundan... Umut'u bir görelim de. Tamam. Ondan sonra oraya hoş geldiniz. Ekip arkadaşlarımız da geldi. Numuneleri alacaklar. Ama o İbo da gelecek buraya. DNA'sını verecek. Damga attığı gibi temizleyecek. Tabii bu doğru onun. Söylüyorsun. Hepsinden alınması yani. Yani. Asıl İbrahim'in yani. Hani bundan kaçmaması gerekiyor. Diyor ki yok paramız yok şeyimiz yok. Al burada yaptırıyoruz işte. Zaten şimdi... İbrahim de dedi ya, oradan çıkmazsa vereceğim dedi ben de. DNA'da. Yok versin ama bir gün değil mi? Gelsin versin suçlamayı da kabul etmiyorum. Dün de Bahar Hanım söyledi. Dedi ki işte Umut'un eşiyle birliktelik yaşamışım. Biz daha başında yaşamıyoruz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Hı hı. Her yerde devletimiz, polisimiz tamam. var. Askerimiz, teşekkür ederiz. Savcımız çok var. Çok sağ olun.
Ben onlardan da ayrıca şikayette bulunmak istiyorum. Hadi erkek sen gel. Hadi bak. Ya bir saniye bak, bir saniye ben laf anlatıyorum. Bak bir saniye. Ama bak gelmedi DNA'sını vermedi diyorum sana. DNA burada, vermedi. Burada en çok mağdur olan kişi benim. Bu suçsuzluğumun ispatlanmasını istiyorum. Daha sonra da maddi manevi bütün haklarımı arayacağım onlardan. Bak benim eşim de aslında bağlanabilir. Tamam. Ben eğer öyle bir şey yaptıysam. Şimdi bir bu DNA testinin sonuçları çıksın. Hocam, bir baksınlar. Göstersinler hangi gün hem hangi tarih. Hem size bu iftiralara da iddialara da bir bakalım. Bu arada çocuğu için savaşan bir konuğumuz daha var, Murat. O da günlerdir hocam, bekliyor. Bir Murat'ı alalım. Bir şey daha eklemedim Murat'ı. Ha söyle. Bu Halil Bey de az önce telefona bağlanan bu Gülbahar kendisine de iftira atmış. Bana zahir oldu. Ses kayıtları da var elimizde. Ses kayıtları da mevcut yani. O adama da iftira atmış ki. Tamam, Gülbahar Hanım'la da bir konuşalım. Diye. Tamam.